Real TV Washington'dan haber verir. Öncelikle dün aktardığımız haberle ilgili yaşanan bir gelişmeyle başlayalım. Dün aktarmıştık eski başkan Donald Trump ve Trump'ın 9 Şubat Senato'daki azil oylaması için savunma ekibinde yer alan avukatlarıyla yollarının ayrıldığını bildirmiştik sizlere. Dolayısıyla Trump'ı 9 Şubat'taki Senato oylamasında kimin savunacağı belirsizdi. Fakat yaşananlardan sonra eski başkan Donald Trump'ın ofisi aracılığıyla bugün bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Senato'da görülecek ikinci azil davasında kendisini yeni bir hukuk ekibinin savunacağı aktarıldı. İşte o isimlerden birisi televizyon programlarında da sık sık bu hukuki konularda görüşlerini bildirmesiyle tanınan savunma avukatı David Schoen ve diğer bir isim ise Pensilvanya eyaleti eski bölge savcısı Boris Custer. İşte bu iki isim önümüzdeki hafta Senato'da başlayacak olan azil oylamasında, azil davasında Trump'ı temsil edecek. Ayrıca Trump ofisinin konuyla ilgili yaptığı açıklamada her iki avukat da eski başkanı savunmaktan onur duyacaklarını belirtti dendi. Bugün yaşanan diğer bir gelişmeye hemen geçelim. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken NBC televizyonuna verdiği röportajda polisin muhalif Alexei Navalny'nin serbest bırakılmasını isteyen göstericilere Rusya'da sert müdahalesinin ardından Biden yönetiminin Rusya'ya karşı yaptırımları değerlendirdiğini belirtti. İşte Blinken Rusya'daki gösteriler sırasında ortaya çıkan şiddet içeren görüntülerden rahatsızlık duyduğunu söyledi. Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı ülkedeki bu gösterilerden Washington'ın Rusya'nın içerisine yani iç işlerine müdahalesini sorumlu tutuyor dedi Blinken. Protestoların arkasında ABD'nin olmadığını da belirtti. Gösteriler Rus halkının yolsuzluk ve otokrasi karşısında hayal kırıklığından kaynaklanıyor diye konuştu. Ayrıca Blinken Başkan Joe Biden'ın da Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'le geçen hafta yaptığı telefon görüşmesinde bu konularda çok açık konuştuğunu da belirtti. Dışişleri Bakanı Moskova'ya yönelik belli bir yaptırıma işaret etmedi daha doğrusu. Ancak Moskova'nın Navalny'ye yönelik eylemlerine, 2020 seçimlerine müdahale iddialarına, SolarWind siber sızıntısına ve Afganistan'daki ABD askerlerinin başına ödül konulduğu iddialarına verilecek yanıtı değerlendirdiğini belirtti. Yaşanan bir diğer gelişme ise ABD Doğu eyaletlerindeki kar yağışı. ABD'nin Doğu eyaletlerini etkisi altına alan kar yağışı, kar fırtınası New York'ta hayatı tamamıyla felç etti. Pazar akşamından beri süren bu yoğun kar yağışı nedeniyle New York valisi Andrew Cuomo 9 ayrı bölgede olağanüstü hali ilan ettiğini açıkladı. İşte yoğun kar yağışı ulaşımı da sekteye uğrattı. New York'ta yer üstünden sefer yapan tüm metro seferleri durduruldu. Kentteki okullar, resmi daireler ve aralarında bankaların da bulunduğu iş yerlerinin şiddetli kar fırtınası nedeniyle kapatıldı bir süreliğine. Konuyla ilgili New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da yaptığı bir açıklamada kente zaruri hizmet veren araçlar dışındaki tüm araçların trafiğe çıkmasını yasakladı. Diğer bir yandan New York'taki havaalanları kar fırtınası nedeniyle kapandı. Şehirler arası tren seferlerinde büyük bir bölümü iptal edildi. Yani ulaşım tamamıyla durdu. Kar fırtınası nedeniyle kentteki korona aşılamaları da durdu. Tüm aşı merkezleri kapatılarak randevular iptal edildi. Kentin bazı bölgelerinde çok sayıda hanenin elektriklerinin kesildiği de bildirildi. New York valisi Cuomo olağanüstü hal ilan edilen bölgelerde yaşayan halka evden çıkmayın, yani çıkmamaları üzerine bir çağrıda bulundu. İşte kentte kar kalınlığının yarın öğlene kadarsa bazı bölgelerde 60 santimetreye kadar yükselebileceği belirtildi. Amerika'daki son gelişmeler bu şekilde. Özlem Şenşar, Real TV, Washington.